yeni bir yatırım düşünüyorsunuz ya da var olan yatırımınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Hal ne olursa olsun devlet desteklerinden faydalanabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik %75'e varan hibe oranlarıyla. Konya merkezli AYC danışmanlık, proje bazlı danışmanlık hizmetleriyle süreci baştan sona ciddiyetle takip ediyor, üreticinin, yatırımcının çözüm ortağı oluyor. Besleyen şehirdir o. Binlerce yıllık tarihinde inanç turizmi ön plana çıkar. Bir üniversite şehridir aynı zamanda. Türkiye'nin yenilenebilir enerji üssü olarak adı geçer. Hızla büyüyen, büyürken gelişen bir metropoldür Konya. Lojistikten döküme, ayakkabı sanayinden plastiğe, gıdadan enerjiye, makineden tarıma, her konuda yatırımın dalga dalga yayıldığı, sanayicisiyle güçlenen Konya, 30 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmesiyle KOBİ başkenti olarak anılır. Türkiye'nin bu üretim üstünde yatırım yapmak isteyen herkese çözüm ortaklığı yapan Konya merkezli AYC danışmanlık, eğitim hizmetleriyle bilgi ve tecrübesini paylaşıyor, raporlamalarla değişimi görünür kılıyor, dünyanın desteğini ulaşılabilir hale getiriyor. Bu kalkınma hamlesinde ilk adım 2000 yılında atılıyor. AYC danışmanlık aslında 2000'li yıllarda başlayan bir altyapısı olan bir şirket. İlk birkaç arkadaşla beraber 2000 yılında devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere bir kurumsal yapı oluşturduk. 2004 yılından itibaren iki ortaklı bir firma haline geldik. Tüm Türkiye çapında devlet destekleriyle ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gerek özel sektör, gerek kamu kuruluşları, işte belediyeler, diğer kamu kuruluşları, yerel yönetimler, bunlara proje bazlı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Konya merkez olmak üzere Türkiye genelinde proje bazlı danışmanlık hizmeti veren kurum kısa sürede bilinirliğini artırıyor. Konya merkezli Aksaray'da şubesi olan ama tüm Türkiye çapında danışmanlık hizmeti veren, proje bazlı çalışan bir şirket. Şu an için 16 çalışanı var. İnşallah önümüzdeki süreçte yine farklı illerde şubeleşerek, insan potansiyelini de artırarak inşallah hizmetlerimiz devam edecek. Kurucu ortak Ömer Ünal'la Konya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan tarım makineleri fuarında bir araya geliyor. Devlet desteklerinden faydalanma sürecinde yatırımcıyı nasıl yönlendirdiklerinin yanıtını alıyoruz. İster sıfırdan bir yatırım olsun veya yeni makine teçhizat alımı olsun, hangi noktaya harcama yapacaklarsa bununla ilgili bizimle istişare etmeleri halinde, eğer varsa o yapacakları harcama kalemini projelendiriyoruz. Bu projelendirmede ister kalkınma ajansından olsun, ister farklı kurumlardan, TÜBİTAK, KOSGEB veya yatırımla ilgili bir takım istisnalar, işte yatırım teşvik belgesine bağlı istisnalar, muafiyetler veya yurt dışından ithalat ve ihracatla ilgili bir takım destekler, bunları tek tek kendilerine izah ediyoruz. Uygun buldukları noktaları projelendirerek başından sonuna kadar tüm süreçlerin yönetimini yapıyoruz. Şehir bazında destekten yararlanma oranları değişken diyor Ömer Ünal. Peki %75'e kadar hibe edilebilen bu desteklerden kim, hangi şartlarda faydalanıyor? Türkiye'de birçok farklı kurum var. Farklı kurumlarımız farklı kanallarla yatırım süreçlerini destekliyor. Örnek verecek olursak işte yatırım teşvik belgesine bağlı 1., 2., 3., 4. bölgeler var. Her bir bölgenin yatırımla ilgili destek alma oranları farklı. Gerek işte işçi çalıştırma ile ilgili, gerek KDV muafiyeti ile ilgili, gerek yurt dışından makine teçhizat alımında gümrük vergisi muafiyeti ile ilgili bölgesel anlamda desteklerin oranları farklı. Yatırım teşvik belgesine bağlı desteklerde. Hakeza yine son dönemlerde sıkça bildiğiniz gibi kalkınma ajansı destekleri var. Kalkınma ajansı destekleri de yine bölgesel bütçeler oluşturuluyor. Ancak şahıs ve şirketler bazında, özel sektör bazında %50 hibe desteği var. Kurumlar bazında belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler bazında bu oranlar %75 ile %100 arasında değişebiliyor. Özellikle Konya ve çevre illerde en çok yararlanılan İPART diye adlandırılan Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun destekleri oluyor.
Burada hem yapılan yatırımın %70'ini devlet hibe olarak karşılıyor hem de KDV'den muafiyet söz konusu oluyor. İPART 42 ilde uygulanıyor. Bizim özellikle yoğun çalıştığımız Konya, Karaman, Aksaray, Afyon bölgesinde 42 ilden bunlarda. Burada da desteklemeler %50 ile yani %70'e varan oranlarda hibe anlamında destekleniyor. Özellikle İPART desteklerinde KDV muafiyeti var. Yani yatırım yapacaksınız, yatırımla ilgili almış olduğunuz hizmet veya yaptıracağınız bina inşaat, içine koyacağınız makine teçhizat muafiyet anlamda KDV'den de muaf. Hem hibesini alıyorsunuz %65-70 hem de KDV ödemiyorsunuz aynı zamanda. İPART'tan yararlanma sürecini, projesini hazırlayıp danışmanlığını yaptıkları yatırımlar üzerinden somutlaştırıyor Ömer Ünal. Konya'da kesimhane ile ilgili bir yatırımın baştan sona danışmanlık hizmetini yapmıştık. Yaklaşık yani yuvarlak rakamlar konuşacak olursak 4 trilyonluk bir yatırım tutarı mevcuttu. Bunun %50 oranında kesimhanede 2 trilyonluk bir hibesini devletten almış olduk. Yine biraz daha farklı bir oran olması açısından yine gerek Konya'da gerek Karaman Aksaray'da et besi veya süt besi diye adlandırdığımız yatırımlarda işte 2 trilyonluk bir yatırımın yaklaşık 1 milyon 400 bin yani %65 %70'lere varan hibelerini başından sonuna tüm proje süreçleri yöneterek aldık. Bu tesislerimiz şu an faal, içinde gerek süt hayvancılığı yapan, gerek et hayvancılığı yapan, hatta süt işletme ile ilgili şu an mandıralarımız, işte kesimhane ile ilgili çalışan az önce bahsetmiş olduğumuz firmamız devlet desteğini aldılar. Üretim süreçleri devam ediyor şu an. En merak edilen konuya gelince, bu destekleri vermek karşılığında devletin yatırımcılardan beklentisi ne oluyor? Ömer Ünal, teminat ya da ipotek söz konusu değil. Devletin tek isteği, şehrinize katkıda bulunmanız, üretimde sürekliliği sağlamanız diyor. Bu tip yatırımlarda devlet sizden herhangi bir teminat istemiyor. Yeter ki projelendirin, bu projenizi ayağa yere sağlam basar şekliyle, her aşamasını izah edebileceğiniz şekliyle işte bahsi geçen kurumlara sunun. Bu kurumlar projelerinizi onaylar ise sizden herhangi bir teminat, banka teminatı veya karşılığında ipotek vesaire istemeden bu destekleme sürecini yapıyorlar. Bu noktada Ömer Ünal ve ekibinin 15 yıllık bilgi ve tecrübesi devreye giriyor. Zira desteklerin ete kemiğe bürünmesi projenin ayaklarının yere sağlam basmasına ve ciddiyetle takip edilmesine bağlı. Ben ve ortağım ikimiz de Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyuz. 2000'li yıllardan beri bu işin başındayız. Hakikaten ilk zamanlar çok ciddi zorlandığımız günleri hatırlıyorum. İzah etmekte, anlatmakta zorlandık ama hamdolsun bugün gelinen noktada birçok sanayicimiz, işletmemiz, yatırım yapmak isteyen insanlar artık gerek basın yayın organları, gerek bir komşusunun veya yakın etrafında birilerinin bu kanaldan destek alarak yatırım yapmasından dolayı daha bilinçli ve bilgililer. İyi bir kadromuz var, tecrübeli bir kadromuz var. Türkiye'nin birçok farklı noktasına bugüne kadar hizmet verdik. Belki bunda bir adım öndeyiz artı. Projelerdeki başarı Konya sınırlarını aşmalarını sağlıyor. Bugün Türkiye'nin her bölgesinden proje talepleriyle karşılaşıyor Ömer Ünal ve ekibi. Doğu Karadeniz'de özellikle işte Karadeniz'in işte Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bölgesinde çok yoğun çalışmalarımız oldu. Halihazırda birçok müşterimiz var orada hizmet verdiğimiz. Gerek özel sektör gerek kamu kurumu belediyelerden. Yine Akdeniz bölgesinde Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, işte Ege'de, İzmir havalesinde ciddi müşterilerimiz hizmet verdiğimiz kesimler. İstanbul bölgesi yoğun çalıştığımız yerlerden. Yine Konya merkezde Konya, Karaman, Aksaray, Afyon bu illerde yoğun çalışıyoruz. Allah nasip ederse 2015 yılında yine Ankara ve birkaç ilimize de şube açma niyetiyle bir çalışmamız devam ediyor. Sadece özel yatırımlar değil, yerel yönetimler ve valilikler de hibelerden faydalanabiliyor. Hem de daha yüksek oranlarda. Bir dönem Kars Valiliğimize yaklaşık 1 milyon 100 bin euro hibe almıştık. BROP diye adlandırdığımız Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı %100 hibe idi Kars Valiliğimize. Yine Tekirdağ Saray Kaymakamlığımıza da bir proje kapsamında %90 hibe almıştık. Yani Türkiye işte bir tarafı Tekirdağ, bir tarafı Kars, en uç noktalara da hizmet veren bir şirketiz. Kurucu ortak Ömer Ünal sözlerinin sonunda sanayicilere sesleniyor, bütçenizi verimli ve akılcı kullanarak yatırım yapmanız mümkün diyor. Bir harcama düşünüyorlar ise,
Yani bütçe kalemi anlamında işte 2015 yılında bir harcama öngördüm. Yine ilave bir yatırım, tevsili yatırım, yurt içi yurt dışı veya tanıtım markalaşma ile ilgili herhangi bir bütçe kalemi ayırıp buraya bir harcama öngörüyorlarsa mutlaka bir danışmanlık şirketiyle irtibata geçsinler. Sebebi şu, bu harcama kaleminin bir karşılığı olabilir. Devletin farklı kurumları nezdinde bir hibesel anlamda veya indirim, muafiyet anlamında bir karşılığı olur. Dolayısıyla bunu başından projelendirir ise yapacağı harcamayı %50'den başlamak üzere belki %75'lere kadar geri dönüşümünü hibe olarak alma imkanına sahip olabilir. Ben bir örnek vereyim. Mesela birçok sanayicimiz bunu bilmez. Yurt dışına malını satmak için gidecek. İşte burada pazar araştırması diye bir destek var. Yani gidiyorsunuz herhangi bir yurt dışındaki ülkeye, gerek konaklamanız, gidiş geliş, uçak masrafınız, orada yapmış olduğunuz diğer masraflar devlet tarafından size geri iade ediliyor belli bir oranda, işte %75'e varan bir oranda. Örnek veriyorum, yani çok küçük bir şey ama bunun bile bir karşılığı. Reklam tanıtım harcaması yapacaksınız veya yurt dışında bir ofis mağaza açacaksınız, fuara katılacaksınız. Bunları destekleyen devletimizin güzel kurumları bunlara destekler veriyorlar. Veya mevcut yerinizi genişleteceksiniz, yatırım yapacaksınız, bina inşaat, yeni ilave tevsi yatırım, makine teçhizat alacaksınız. Mutlaka bununla ilgili yapmadan önce bir danışsınlar ve mutlaka bunun bir karşılığı, yani geri iadesi mümkün olabilir. Devlet bu anlamda farklı kurumlarla destekler veriyor. Biz de bu destekleri takip eden bir şirketiz diyorum, teşekkür ediyorum.